Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugünkü videomuzda 2011 model Accenterra aracımızın tavan lambası ve bagaj lambasını, bagaj aydınlatmasının lambasını nasıl değiştirebiliriz? Onu göstereceğim. Ben içeri tavan lambasını değiştirmeyeceğim. Çünkü şu anda hali hazırda LED var zaten üzerinde. Sadece o kısmı nasıl sökebiliriz? Zaten basit bir söküm var. İçindeki ampul tipi nasıl bir şey? Kaç milimetre lazım? Ona bakacağız. Şimdi aracın içine geçelim. Bagaj kısmına da geçince anlatacağım nasıl bir şey yapacağımı. Şimdi aracın içine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın içine geldik. Aracımızda zaten bir tane tavan lambası var. Start paket olduğu için ön tarafta herhangi bir aydınlatma tavan lambası yok. Şu görmüş olduğunuz tavan lambasının ön taraftaki kısmında solda ve sağda toplamda iki tane tırnak yeri var. Bunu tornavida yardımıyla biz şu şekilde şuradan tornavidayı takıp da esnettiğimiz zaman gördüğünüz gibi direkt düşüyor zaten. İçerisinde böyle bir ampul var. Ampul 31 milimetre zannedersem 36 da oluyor arkadaşlar. Yani büyük o alan yeterli mesafe olduğu için 36 da oluyor diye biliyorum. Yine siz içinden çıkan ölçüye göre alırsınız zaten. Şu şekilde kapılar açıkken, komple açıkken yanıyor. Yine oturtmadan önce hafif şuralara değdirdiğiniz zaman şu metal kısımlarını yanıp yanmadığını kontrol eder. O şekilde montajını tamamlarsınız arkadaşlar. Tekrar kapağı oturtmaksa önce şu arka taraftaki olan iki tane çentiği var. Onu yerine oturtup şekilde oturtup ön taraf kısmı da bastırdığınız zaman tırnakları yerine oturuyor zaten. Evet, bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça basit bir değişim var zaten. İçeriden de bagaj kısmına da şimdi geçeceğiz, göreceksiniz orayı da. Şimdi ben bagaj kısmına geçeyim, orada nasıl bir şey yapacağımı anlatayım arkadaşlar. Bagaj kısmındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ampul hemen burada zaten görüyorsunuz. Şurada bir tırnağı var. Bunu da yine bir tornavida yardımıyla attırarak alabilirsiniz. Bende o tırnak kırıldığı için ben şöyle elimle çektiğimde direkt geliyor zaten. Gördüğünüz gibi komple duyu alabiliyorsunuz. Ben oraya ampul takmayacağım. Hemen şöyle elimde bir led var. 4-6 ledle toplam komple büyük bir ledleri var. Daha aydınlık olacağını, yani daha fazla aydınlatma sağlayacağını düşündüğüm için böyle bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağım? Herhangi bir buradan kesme biçme yapmadan direkt, zaten artımız eksimiz belli. Kırmızı artı, siyahımız da eksi. Şu şekilde yakabilirsem eğer. Evet, yanıyor şu anda arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Bu şekilde artımız iç taraftaki olan kısım, eksimiz ise şu dış taraftaki olan kısım. Buraları ben lehim makinesiyle yardımıyla lehimleyeceğim. Yani herhangi bir kablo kesme biçme yapmadan direkt orijinal düğün üstüne lehimleme işlemiyle bunu yapacağım. Daha sonra bunu montajında göstereceğim zaten. Duyu içeri alıp kabloyu yandan çekeceğim ve şu şekilde şuraya yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunun montajında bu şekilde. Şimdi ben lehimlemeyi göstereceğim. Lehimlemeye geçeceğim. Daha sonra montaj kısmında göstereceğim arkadaşlar. Duyu söktükten sonra arkadaşlar, söylemeyi unuttum ama şurada bir tırnağı var. Şöyle göstereyim.
tırnağına basıp şöyle çektiğimiz zaman şu şekilde duyu alıyoruz zaten komple. Bu duyu eve götüreceğim. Evde hepsini birlikte lehimleme işlemini yapıp güzel bir işlem olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde işlemi sonlandıracağım. Şimdi lehimleme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, lehimleme işlemine başlayacağız. Şu anda lehim makinamızı şöyle göstereyim. Isınmaya bıraktık. Isınıyor şu anda. Dediğim gibi burada kırmızı kablomuzu ön tarafa lehimleyeceğiz. Önce kırmızıyı ön tarafa şu şekilde yerleştireyim. Lehimlemesini yapayım. Daha sonra siyahı şu dış taraftaki parçaya lehimleyeceğiz. Daha sonra işlemimiz bitecek zaten. Evet arkadaşlar, lehimleme işlemimiz bitti. İlk defa bir lehim yaptım. Yani çok sağlam bir şey olduğunu zannetmiyorum bu lehimin ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Daha sonradan bir kopukluk olmaz. Bu şekilde geçirdim arkadaşlar kablolarını da. Şimdi son aşama olarak aracımıza takma aşaması kaldı. Şimdi aracımıza takmaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, montaj için geldik. Lehimlemiştik kablolarımızı, duyumuzu. Daha sonra lehimden sonra ben şöyle bantlarla buraları izole ettim. Herhangi bir temassızlık veyahut da birbirine değme olmasın diye. Şimdi bakalım lehimimiz başarılı olmuş mu olmamış mı? Önce bunu görelim. Kamerada da belli oluyor sanırım. Lambamız yanıyor arkadaşlar. Şimdi bu duyumuzu yerine oturtup bunu şuraya şu şekil çift taraflı bant ile yapıştıracağım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde bir çift taraflı bant var elimizde. Kaliteli, bayağı güzel bir bant. Silikon esneyebiliyor. Hemen bunu boyuna göre kesip boyuna göre kestik arkadaşlar. Şimdi kablomuzu da şöyle altına alacak şekilde bunu buraya yapıştıralım. Esnek olduğu için biraz da uzun gelmiş hatta. Bir parça daha aldık. Şimdi bunun arka kısmını soyalım. Daha sonra bunu buraya düzgün bir şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben bunun üstüne bir de maskeleme bandı geçeyim gergin şekilde, bandın daha iyi yapışabilmesi için.
Evet arkadaşlar, montaj işlemimiz de tamamlandı. Ben bunları biraz tuttuktan sonra, yani bir gün sonra falan sökerim tekrardan, daha iyi yapışsın diye. Montajımız tamamlandı arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. Videonun en zor lehim kısmı da beni lehim kısmı oldu. Daha önce hiç lehim yapmadığım için bayağı bir zorladı beni açıkçası. O yüzden ilk defa lehim yapacaklar arkadaşlar biraz zorlanabilir. Geri kalan kısmında hiçbir şey yok. Lehim yapmadan direkt oradaki kablolardan da RTX'den alabilirsiniz arkadaşlar. Yani basit olsun diye. Hangisi daha kolayınıza gelirse artık. Videomuz bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videonun sonuna arkadaşlar söylemeyi unuttum. İçerinin ve bagajın gece fotoğraflarını ekleyeceğim. Nasıl olduğuna, nasıl göründüğüne dair fotoğrafları ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.